Ankara Emlakçı Odası olarak yakın zamanda üniversite sonuçları açıklandıktan sonra yerleştirme sonuçları da açıklandı ve Ankara'mıza Kredi Yurtlar Kurumu'nda yurt tahsisi olmayıp ev ihtiyacı olan üniversite öğrencilerimiz şu an için kiralık konut tutma noktasında harekete geçtiler. Biz Ankara Emlakçı Odası olarak şöyle bir uygulama içerisine girmek istedik ve startı verdik. İnşallah şehrimize gelen öğrencilerimiz herhangi bir sorun yaşadıkları vakit kiralık konut tutma noktasında veya rakamsal tarafta çok belki faktör olamayız ama orada da biz müdahale ediyoruz. Sistem şöyle işleyecek. Biz birkaç gün önce bir ilan sitelerinden ve mal sahiplerinden kiralık konut listesini oluşturduk, bir havuz oluşturduk. Buradan şehrimize gelen öğrenci kardeşlerimiz bize ulaştıkları vakit bölgesel olarak üniversiteye yakın bölgelerde şu an için 60-70'e yakın elimizde kiralık konut oluşturduk. Bunları isteğe göre ve fiyat aralığına göre öğrenci arkadaşlarımıza sunuyoruz. Biz burada şöyle bir konut var, şu şartlarda tutabilirsiniz diye öncülük etmeye çalışıyoruz. Bizim şehrimize gelip şehrimizi bilmeyen öğrencilerimize de burada bir rehber olmak istedik. Fiyat konusunda da mal sahipleriyle zaten biz öğrenci arkadaşlarımıza bu evleri sunmadan önce konuşup ikna ediyoruz. Diyoruz ki işte bizim şehrimize gelen öğrencilerimize bizim bir desteğimiz olsun. Bu manada sizler de lütfen yardımcı olun ve öğrenci kardeşlerimize kiralık konutları verelim diye ön görüşme yapıyoruz. Bu görüşmeye müteakip de notlarımızı alıyoruz ve talep eden öğrenci arkadaşlarımıza da bu mal sahipleriyle görüştürerek bu şekilde bir sistem kurmuş oluyoruz. Burada amacımız belki mal sahiplerinin fiyat konusunda çok rol oynayamayabiliriz ama ikna tarafına gidiyoruz. Diyoruz ki bu rakam çok yüksek. Öğrencilerimiz şehrimizde barınma ihtiyacını karşılamak için ev arıyorlar ve gelirleri de belli ama mutlaka biz bu evleri ona bulmalıyız ve Ankara Emlakçı Odası olarak bizim bu bir görevimizdir diye iknaya gidiyoruz. Çünkü mal sahipleri şu ara evlerini yüksek kiraya verme noktasında çok hırslılar. Özellikle bu tamamı diye adlandırmayalım ama bir kısmı çok hırslı ve fırsat bilip bu dönemde 10 bin liralık konutunu 20-25 bin 30 bin liraya kadar çıkarıp bu şekilde fazla kazanç sağlamak isteyen ev sahipleri var maalesef. Biz bunlara yönelik de bir çalışmamız oluyor. İşte biz diyoruz ki şehrimize gelen öğrenci kardeşlerimize makul ölçüde, makul fiyatlarda biz bunları barınma ihtiyacını karşılamak zorundayız. Sizler de bize destek verin ve bu manada sizlerin de desteğiyle biz bu öğrenci kardeşlerimize her türlü yardım ve desteği vermiş olalım diye ikna yönüne gidiyoruz. Haricinde de yine son zamanlarda çok yaygın olan işte bir evi 3 oda bir salon veya 2 artı bir evi oda kiraya vermek isteyen mal sahiplerine karşı karşıya geliyoruz. Biz bunları da hiç hoş görmüyoruz. Çünkü öğrenci kardeşlerimiz 3-5 kişi kalabilir ama oda vermek hiç de şık bir hareket değil. Bu noktada da mal sahiplerine bizler lütfen şöyle bir mesaj göndermek istiyoruz. Lütfen hırslı olmayalım. Bu ülke bizim ülkemiz. Bizler burada elimizi taşın altına sokmazsak bu öğrenci kardeşlerimiz gelecek vaat ediyor bize. Dolayısıyla bizlerin de bir bu gelecek vaat eden gençlerde üzerlerinde bir etkimiz olsun ve onlara destek verelim. Buradan mal sahiplerine de seslenmek istiyorum. Lütfen öğrenci kardeşlerimize özellikle bu dönemde ekonomik sıkıntı yaşanılan bir dönemde öğrenci kardeşlerimize lütfen yardımcı olalım. Yardımcı olmaya da çalışalım ve etrafımızdaki ev sahiplerine de bu konuda lütfen ikna yönüne gidelim derim. İnşallah Ankara'mıza gelecek olan öğrencilerimizi biz asla dışarıda bırakmayacağız.